Her şeye eşitiz mesela. Hadi bakalım. Neyin masrafı yok ki? Güzel düşünülmüş çünkü hem masraf konusunda, cep konusunda çok güzel uygulanmış. Allah utandırmasın, zor günleri hep beraber atlatacağız. Sizler için çok dua ettik. Bu memleketin topraklarında üretim olsun istiyorum. Hadi bereketimiz bol olsun. Halkı konuşacağız, bravo. Eksiğini göreceğiz, yarın daha çok çalışacağız. Biz geldi, mutluyuz. İnşallah 3.6 milyonu bu sene 4.2 milyona çıkarıyor arkadaşlarım. Tarım ilaçları olsun, gübre olsun, fide son derece çok pahalı. Dolayısıyla bu tip yardımlar çiftçinin can suyu geçen sene de almıştı. İyi oldu bizim için. Çok pahalı. Her şey pahalı, tohum pahalı. Bir zaman görmedim. Yaşım 65. En az 4 ay. Bütün ihtiyaçları annenin içinde olan bir paket vereceğiz. Süt masrafı, bez masrafı, mama masrafı. Çok iyi bence. Ben zaten normalde Akbili ile ilgili 4 yaşa kadar kullanıyorum. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz her şey için. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Büyük bir ihtiyaçtı burada. Üç mahallenin ortasında bir cami olarak. Sayın İmamoğlu'na da selamımızı söyle. Allah razı olsun sizlerden. Böyle bir cami mahallemize yaptığınız için çok teşekkür ederim ona. Gıda kolisini bugün itibariyle dağıtmaya başladık. Ramazanlar. Erişte, fasulye, bulgur, pirinç, nohut, bal. Devam ediyorum. Gerçek zeytinyağı ve ikişer tane halk süt. Bir de ayrıca beşer kiloluk olmak üzere patateslerimiz, bir de çayımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale, Sivas, Kırşehir ve Hatay'dan çoğu kadın kooperatiflerinden aldığı gıda ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere yola çıkıyor. Her şiddetli yağmurda karayla deniz birleşiyor, araçlar suya saplanıyor, Üsküdar halkı büyük tedirginlik yaşıyordu. Ben geçen sene burayı denizle birleşmiş gördüm. Minibüsler falan vapur gibi geziyordu. Eskiden berbattı. Bir sene önce, bir buçuk sene önce yağmur yağdığı zaman göller içindeydi. İnsanlar karşıdan karşıya geçemiyordu. Eskisi gibi su baskınları yok artık. Esnaflar zarar gördü, caddeler gidilmez hale geldi. İnsanlar yollarda kaldı, suların içinde kaldı. Ekrem İmamoğlu bu pandemi döneminde bu yaptığı altyapı çalışmasından dolayı dün hiçbir sıkıntı, problem yaşanmadı. Çünkü yağmurda buradaydım. Dolu kaldı, su kalmadı yani. Alıcı tedbir oluşturmamız lazım. Gerçekten çok iyi oldu ilk defa. Fidelerimizi çok şükür Büyükşehir Belediyesi gönderdi. Öyle temin etmiş olsam 15 bin lira verecektim. Sezona borçsuz şekilde giriyoruz yani. Anda bismillah dedik. İnşallah rast gelir. Hayırlısıyla da kazanırız. Hayırlı yerlerde de harcarız inşallah. İyi vermekle kalmadı. Fidenin de arkasında duruyor. Sebzelerimizi satabileceğimiz bir yer, pazar ayarlıyorlar bize. Bunlar bizim için çok önemli şeyler yani. Biz hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa yaşıyoruz böyle şeyleri. Çok mutluyuz. Seviniyoruz yani. Bizim için çok iyi bir şey. Büyükşehir Belediyesi de öğrencilere destek olmak için kırtasiye setleri hazırladı. Hadi Allah hepinizi korusun, Allah tamamını erdirsin. Sağ olun. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde ilk bu 3 duraklık bölümü de İstanbul'ları açmış olacak. Bir hafta öncesi Büyükşehir Belediyesi gelip köyün meydanına Wi-Fi sistemi kurdu. Bir tane arkadaşım var, giremiyorlar derslere ama bu internet sistemiyle daha rahat girebilecekler. Ve daha önce böyle bir proje köyümüze gelmedi. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ondan. Açıldığı ilk günden bugüne kullanıyorum. Her gün kullanıyorum. Sabah akşam.
Ya çok iyi oldu. Yani ben Sultan Gazi'de oturuyorum. Oradan benim Mecidiyeköy'e gitmem aşağı yukarı 1,5 saati buluyordu yani. Hani beklememdi falan. Ama şimdi buna biniyorum. 20 dakikada Mecidiyeköy'deyim yani. O kadar rahatladım. İyi ki de yaptılar yani. Ama çok memnunum yani böyle hizmetlerinden. Devamını diliyorum ya. Bugünkü Üsküdar Meydan'daki büfemizi bir Güneydoğu gazimiz olan abimize tahsis ettik. 1983 Kuzey Irak'ta yara aldım. Güneydoğu gazisiyim. İş organlarım yok. Gazi olarak İmamoğlu'nun açıklamış olduğu projeye müracaat ettim ve hak sahipliğimi kazandım. Vallahi çok mutluyum. Bu büfeleri kimler işletecek? Büfelerin işletmesi dul ve yetimler, gaziler, engelliler ve şehit yakınları arasında eşit olarak dağıtıldı. İnternet üzeri başvurdu. Yani bu halk ucuz ekmek yiyecek. Biz de ekmek evimize götürürüz. Ekrem amca, söyle, fotoğraf çekebilir miyim? Çekebiliriz tabii. Teşekkür ederim. Sağ ol bir tane. Da yoktu, gönderememiştim çocuğumu. Ama şimdi duyuyorum, çok güzel bir şey, çok sevindirici. Şu iş dönüşü gider alırım. Benim için çok çok büyük bir kolaylık. Çok güzel oldu, hayatımız çok güzel oldu. Ben buranın 50 senedir yerlisiyim. Memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Metroya aktarması güzel, kolaylık sağladı. İşte en azından trafik derdi yok. Çok güzel oldu burası için. Yani ailece oturulacak bir yerimiz yoktu maalesef. Büyük bir yer. Mesela büyük çocukların bile gelip oynayabileceği bir yer. Kıymetli vatandaşlarımız, 17 günlük kapanma döneminin İstanbul'da her açıdan en sağlıklı şekilde yaşanması ve sizlerin huzur için bazı önlemler aldık. Onları sizlerle paylaşmak ve sizi bilgilendirmek isterim. Öncelikle gaz şirketimiz İktaş ve İSKİ kapama döneminde konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapanma dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar Mayıs sonuna kadar ödenebilecek. Sosyal yardımlarımız tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor. Halk Ekmek ve Hamidiye Su aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek. Otobüslerimiz sabah 4.30'dan gece yarısına kadar, metrobüs ve havalimanı hatlarımız 24 saat boyunca çalışacak. Metro seferlerimiz sabah 6-21 arası 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir hatları aynı tarifesine devam edecek. Tıp merkezlerimiz çalışacak. Evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin. Evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek. Yuvamız İstanbul, çocuk etkinlik merkezlerimiz açık olacak. Sağlık çalışanlarımız ihtiyaç duyarsa çocuklarını kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler. İstanbul'a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de maddi manevi tüm gücümüzle siz değerli İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha sağlıklı bir İstanbul ve Türkiye umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.